anne. Aa kızım. Nasılsın anneciğim? Ay 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 dur benim. Ne oldu? Ay incittim. Nasıl? Boş ver. İyiyim şimdi iyiyim. Tamam. Geç otur şöyle, sana bir sürprizim var. Aa neymiş o? Seni bugün yemeğe çıkartacağım. Neden? Ulaş'la tanıştıracağım. Ah nihayet. Evet, o da seni çok merak ediyor. Ama şimdi ben beli böyle çıkamam ki kızım. Ay o buraya gelsin. Ama anne ya burası çok kalabalık. Hem olmaz şimdi Necati Bey falan. Çocuk iyice gerilir. Ama ne var gerilecek kızım? Ama bari abime söyleme. Ya şimdi o da gelir iyice gerer ortamı. Ama o da tanısaydı abindir. O zaten tanıyor. Ha. Ve hiç hoşlanmıyor. Şimdi gelir Ulaş'a bir laf eder. Sonra kavga ederiz gereksiz. Vallahi alem senin bu adam. Ay, iki yaşımdan beri yataktan düşmüyordum. Evlendim bu da geldi başıma. Ay ne güzel işte. Bütün gün sıkılıp duruyordun, hareket oldun. Tabii canım, bekarken hiç yere kapaklanmıyordum. Çok üzgündüm. Ay Perihan. Neyse anlat anlat, biraz daha anlat. Yani detaya gir. Ay, anlatmıyorum, anlatmıyorum, gülüyorsunuz. Yok tamam, bitti, kapandı. Tamam tamam, kızma. Kızma, tamam sustum. Bak sen böyle devamlı kaçarak kurtulamazsın bu adamdan. Ay bence de sen en iyisi müsaade et, böylece de kurtul şekeri. Ay evet ayol, sabaha kadar uyuyacaksan niye evlendin? Ay sizin için kolay. Ay söyleyenlere bak, sanki siz sabaha kadar uyumuyorsunuz. Ayol biz neyse, biz neredeyse evleneli 30 sene olmuş. Aa, adamlar bıkmış artık. Ama siz yeni evlisiniz. Bak sözleşmeyi de yırttı diyorsun. Bu adam seni gerçekten seviyor. Ay bu konuyu kapatalım, başka bir şey konuşalım. Zaten bütün gün Necati Bey konuşuyor. Tamam tamam. Ama bak adamı küstürürsen gözü dışarıya kayar, ona göre. Kesin. Vallahi bence de öyle. Nasıl seni programda kandırdı? Çıkar dışarı bir başkasını kandırıverir, öylece kalırsın. Bak söylemedi deme. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ah, alayım ben onu. Taze ekmek aldım. Ah sağ olun. Sana anasunlu galeta aldım. Buyurun. Yemeğe misafirimiz var. Aman ben çok yorgunum be papatyam. Ay haklısınız, size sormam lazımdı ama öyle ağır bir misafir değil, merak etmeyin. Kızımın erkek arkadaşı geliyor. Sizin kızın erkek arkadaşı geliyor. Evet, ne zamandır tanışmak istiyordum. Buraya geliyor. Evet. Tanışmaya. Evet. Böyle düz mü geliyor? Ya tek başına mı geliyor? Ailesi falan yok mu? Yok. Olması mı gerek? Olması gerek. Miyorsa da bu akşam yemekte bu kızın babası benim. Resmi babası benim. O zaman yani öyle kıyıda köşede kalamam. Değil mi? Kimin nesi, kimin fesi, nereden gelmiş, nereye gidiyor sorar. Sorun tabii canım. Ben bundan memnun olurum. Yani ben çok kursağı geniş bir adam değilimdir. Yani kızının flörtüyle geyik muhabbeti yapacak adam hiç değilimdir. Özellikle onlara hamama giren teller. Bu delikanlı hamama geliyorsa bu hamamın tella benim. İki kese atarım bak. Tamam. Aman da maşallah benim sarı kuzumla kara kuzum burada mıymış? Aman da benim kuzucuklarım dedeleriyle konuşmayacak mıymış? Peki o zaman dedeleri bunlara ne yapsın bakalım? Dedeleri madem ki çocuklar çok üzülmüşler, küsmüşler, gülmez olmuşlar. Dedeleri de onlara bir şeyler yapsın, onlara güldürsün bakalım. Ne? Kara kuzu, sarı kuzu. Sarı kuzudan kara kuzuya, kara kuzudan kara göze. He? Benim rahmetli dayım bana çocukken oynatırdı. Karagöz biliyor musunuz Karagöz? Karagöz esasında bir hayal perdesidir ama dedenin size hayat perdesini anlatsın. He? Önce Hacı İbad amca gelir güzel bir şarkı söyler. Kavakta turna sesi var canım. Kavakta turna sesi var canım, yarimin billur sesi var canım. Ah yarimin billur sesi var. Of hayhak,
Yar bana bileğinden gemedet. Hacivat amca bağırıyor. Aman yar bana bileğinden gemedet. Vay 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 vay, ne oluyor yahu? Yahu hanım. Karagöz'ün karısı. Acadım. Yahu hanım. Acadım. Ne oluyor yahu? Hacı Cavcam Efendi geldi, seninle konuşmak istiyor. Aman yar bana bir eğlenceme değil. Bir yar kafadar olsa, o söylese ben dinlesem, ben söylesem o dinlese. Buradaki kuzucuklar da neşe yap olsalar, huzur bulsalar efendim. Bana bak Hacı Yivat, çok fazla konuşuyorsun, aşağı inersem tepelerim ha. Oh, bakışı letafetli, sözleri tatlı. Hoş geldin ıspanak tıratlı. Ama ne vurdun, elin kırılsın, ekler keretler gene... Aman Karagöz'üm, ben seninle sohbet etmeye geldim. Nereden geliyorsun Hacı Cavcav? Çarşıdan, çarşıdan. Karşıdan mı? Yahu karşıdan değil, çarşıdan. Ne varmış çarşıda, kim var çarşıda? Aa, çarşıda Necati Usta. Bak 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 bak, Necati hasta mı? Yahu hasta değil, usta usta. Teşekkür ederim, ben almayayım. Nedir o, neyi almıyorsun? Bol çikolatalı pasta. Ah maşallah Karagöz'üm, ne güzel konuşuyorsun, letaif letaif. Ah unutu da yetek. Nedir o Karagöz? Bol kaymaklı kadayıf. Karagöz'üm, sana Yiğit'in selamı var. Hangi Yiğit yahu? Hani ablası var Gonca. Ablası var Yonca mı? Yahu Yonca değil, Gonca, Gonca. Ha ben de anladım Yonca. Aman Karagöz'üm, sen de hiçbir şey duymuyorsun. Torunlarının söylediklerini anlamıyorsun. Sen hem kör olmuşsun hem sağır. Bana bak, sen de çayırda beslenmiş olmuşsun sığır. Seni vıdı vıdıcı seni, seni vıdı vıdıcı seni. Bak sen de ayağımın altına öldürürüm aleyhisselam Allah'ın. Ay kanı gözüm vurma, çocuklara kötü örnek olma, iyi örnek ol. Ben de sen de çamuru saplanmış örnek ol. Yeşil başını örnek ol. Gelin ulan ben sizi, ben sizi de denize hamam yapıyorsunuz lan. Eşek kafam, ben sizi gelin bakın. Kuzucuklar beni. Ah benim canım, benim canım da ne? Ama Feridiyeciğim, sen de çok özendin ya. Aa. Maşallah, yani kral gelecek. Kızımın erkek arkadaşı geliyor, özen göstermese miydim? İyi de şimdi bu kadar özen gösterince kendini bir şey zanneder, şımarır. Ay yok canım, niye şımarsın? Yapmayın Allah aşkına siz de. Peki kimdir bu çocuk ya? Biliyor musun? Neyin nesidir, kimin fesidir? Çalışıyor mu, öğrenci mi? Hangi siyasi partiden, siyasi görüşü nedir? Anası babası kim? Tanışma buna deniyor işte. Zaten bunları bilseydim tanıyor olurdum. Vallahi siz çok geniş düşüncelisiniz. Ben böyle yapmam. Yapamam. Yani benim kızımın erkek arkadaşı daha elini tutmadan hangi rengi beğendiğinden, hangi siyasi partiye oy verdiğine kadar her şeyini bilirdim. Vallahi ya, Estergon'dan mı, Ergenekon'dan mı bakalım çocuk, bileceksin yavrum. Ya şimdi bir kiralık katil gelirse? Ay abartmayın siz de. Ya seri katil gelirse? Neyse hadi sen üzülme sen. Allah'tan ben varım. Ben şimdi onu bir çapraz sorguya alırım. Hıcını cıcını öğrenir. Yandı çocuk, yandı. Kasap demiştin değil mi? Evet. Her şeye burnunu sokmuyordur inşallah. Vallahi sokuyormuş. Hatta kendisine maydanoz diyorlar. Yapma ya. Hadi bakalım. Ah buyurun, hoş geldiniz. Hoş bulduk anne. Hoş bulduk, nasılsınız? Ah teşekkür ederim, ah çok mersi. Ben Feride. Ben Ulaş. Özgeciğim, güzelliğini nereden aldın şimdi anlaşıldı. Ya klasik yağ çekme yöntemi de budur. Çok teşekkür ederim evladım, çok naziksin. Hoş geldin oğlum. Benim de gördüğüm en klasik yağ çekme yöntemi el öpmektir. İçinde bir teslimiyetçilik gizlidir. El öptürenin içindeki feodal egoyu tatmin etmeyi sevmiyorum. Ay, hadi Ulaş, biz geçelim. Ben bunun için çok fena döveriz. Çocuklar aç değil misiniz? Hadi sofraya geçelim. Çok güzel anne. Buyurun. Ulaş İstanbul Üniversitesi'nde okuyor anne. İktisat bölümünde. Aa, ne güzel, imreniyorum size çocuklar. Ne güzel okuyorsunuz. Böyle sen Ankara'da, o İstanbul'da, siz nasıl bir araya geldiniz? Bolu'daki dinlenme tesislerinde mi? Hayır, nükleer enerjiye karşı bir protesto eylemiyle tanıştık. Nükleerle ne alıp veremediğiniz var sizin? Çernobil'de mi oturuyorsunuz? Çernobil'den zarar görenler bir tek Çernobil'dekiler miydi? Nerede olursa olsun nükleer santral çevreye en zararlı enerjidir. Yasalara uygunluğu yaparsan hiçbir zararı olmaz yavrum. Kömür daha zararlı.
Başından dik kömürleri dağıttılar, bütün şehirlerin üstünü kara dumanlar kapladı. Nükleere karşı olmak kömürü desteklemek değildir. Evet, yenilenebilir enerji diye bir şey var. Ben de ondan bir tabak alayım Feride Hanım. Neden? Bu yenilebilir enerjiden. Aman bırakın şimdi enerjiyi falan. Ay çorba nasıl olmuş ha? Çok güzel olmuş anne, eline sağlık. Afiyet olsun. Sen böyle bütün eylemlere katılır mısın evlat? Hepsine. En son İsrail'i protesto ettik. Ama İsrail'im de umurumdaydı. Necati Bey, çocuklar dünya barışı için bir şeyler yapmak istiyorlar. Barışı kim kaybetmişler, biz bulmuşuz hanım. 60 senedir barış mı gördük Allah aşkına? Herkes inansa barış doğur. Bu bir enerji meselesi. Bu da mı yenilebilir bir enerji? Ay, size yemek vereyim mi Necati Bey ha? Tamam, sen beni susturmak istiyorsun. Peki. Ama yemekten sonra Ulaş Bey'e içimdeki feodal egonun bir kısmını göstereceğim. Tamam, şimdi susuyorum. Çorba çok güzel olmuş. Afiyet olsun. Yenilebilir bir çorba. Kızımızla ciddi misin? Ciddi misin derken evliliği mi kastediyorsunuz? Lep demeden leblebi anlıyor. Biz evlenmeyeceğiz, birlikte yaşayacağız. Ne demek yani, nasıl birlikte? Nikah falan yok mu? Ya evlilik insan doğasına aykırı bir kurum. Biz Özge ile bu tür tabuları yıkmak istiyoruz. Öyle mi Özge? Evet anne, ne var bunda? Evlilik sevdiğin insanı kaybetme korkusunu zayıflatıyor. Aşk bu yüzden ölüyor. Aşık olmak için devletin onayına ihtiyacımız yok. Ama anne babanın onayına ihtiyacınız var. Ben baktım. Bak bakalım. Buna şaşırmıyorum. Gelenekle modernizm her zaman bir çatışma içindedir. Ama her zaman modernizm kazanır. Değişime dur diyemezsiniz. Değişime dur diyemem ama sana dur diyebilirim. Necati. Abi, annem haber verdi değil mi? Neye? Bu entel zibidi geldi demek. Doğru konuş abi. Hatta bence sen git. Dur bir dakika kızım ya. Allah Allah. Annemizi göreceğiz. Hoş geldin oğlum. İyi akşamlar. Bak Özge'nin arkadaşı Ulaş burada. Biliyorum. Merhaba. Biz de Ulaş'ın evlilik hakkındaki modern fikirlerini dinliyorduk. Neden size uymamı, size yaranmamı bekliyorsunuz ki? Düşüncelerimden vazgeçeceğimi mi sanıyorsunuz? Hangi düşüncelerin? Ya burası da iyice mahkemeye döndü ama. Evet, gerçekten öyle. Daha bu bir şey değil Feride Hanım. Esas mahkeme kız istemeden. Ne kız istemesi ya? Merak etmeyin, biz evlenmeyeceğiz. Kız istemede olmayacak. Dedim sana kızım, bu seninle gönül eğlendiriyor. Abi yeter ama bak, kalkar gideriz. Ya gelmeyin çocuğun üstüne, onu öyle baskı altına alamazsınız. Merak etme hayatım. Ben asla bana sunulan kabın şeklini almam. Bana bak entel. Ne oluyor hayatım hayatım? Abi yeter. Hadi Ulaş kalk gidiyoruz. İyi geceler. İyi akşamlar. İyi geceler. İyi akşamlar. Bravo. Ben bir şey yapmadım Feride Hanım. Vedat geldi, işi karıştırdı. Tecrübesiz çocuk tabii. Siz karışmasaydınız keşke. Onun burada bir abisi var. Vedat! Ben gidip bakayım şunlara. Kim bilir nereye götürdü kızı. Ya bırak gitsin. Git bir bak oğlum ya. Hatta onu bir benzet. Ne yani, karışmasa mıydım? Yok canım. Hoşuma bile gitti. Yani sahiplenmeniz. Ha?